Herkese merhabalar, Azide Hobi'ye hepiniz hoş geldiniz. Evde İskender nasıl yapabiliriz ya da İskender'e yakın güzel bir lezzet nasıl çıkarabiliriz? Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Öncelikle ben süt donası kullandım ve tavada güzelce kavrulması yeterli oldu çünkü fazla pişmesine gerek kalmıyor. Ve bir tane tavada domates salçası, zeytinyağı, eşim yaptığı yağı maşallah çok bol kepçe kullanmış. Her zamanki gibi. Zeytinyağı, domates salçası, karabiber, birazcık tuz ve bir tarafta da tereyağını eritiyoruz. Siz istediğiniz kadar yakabilirsiniz. Benim yakma derecesi buydu. Hani daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Yan tarafta etleri aslında önce bütün olarak kızarttı eşim. Ondan sonra o bütün et dışı çok güzel kızardı. Sonra onları ince ince kesip yağda bir kere daha kavurdu. Çok güzel lezzet kattı. Dediğim gibi siz alternatif olarak buna köfte yapabilirsiniz. Veya tariflerim arasında olduğu gibi kıymalı harç kullanabilirsiniz. Ama bu diğer iki sosu, domates sosu ve tereyağını mutlaka yapın ve kenara koyun. Onun haricinde tabii ki bayat ekmekleri de tereyağıyla bir kavuruyoruz. O bölümü atladık. O bölümü bir böyle hoplayıp geçmişiz. Şimdi servis tabağına öncelikle tereyağda güzelce kavurduğumuz ekmekleri koyuyoruz. Yalnız bence siz arzu ederseniz biraz daha kavurun. Ben öyle daha çok seviyorum aslında. Biraz daha böyle yanağa yakın, hani çok yanık gibi değil ama lezzet bombası oluyor. Şimdi üzerine de domates sosunu ilave ediyoruz. Bu sosun, yani yağlı diyorum ama bazen de o kadar da olsun yani. Üzerine de lokum gibi kızarttığımız etleri, dediğim gibi siz ince köfte de kullanabilirsiniz bunun için. Ve tekrar üzerine domates salçası geçiyoruz. Bu arada şimdi yoğurt kullanacağız tabii ki. Yoğurdu bazıları sarımsaklı yoğurt yapıyor ama ben orijinalde sarımsaklı yoğurt olduğunu hiç düşünmüyorum. Bilgim dahilinde değil, onu da söyleyeyim. Ama ben sade yoğurt tercih ediyorum. Umarım siz de yaparsanız denersiniz. Üzerine tereyağı olmazsa olmaz. Biz Bursa'dayken abim bizi bir yere götürmüştü. Böyle lokum gibi bir et yemiştik. Bana o lezzeti çağrıştırdı ama bu daha güzeldi. Umarım beğenirsiniz ve denemeyi unutmayın. Videoları kendi sosyal ağlarınızda paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, afiyetle, güzelliklerle kalın. Hoşça kalın.